Özellikle bu 2024-2025 yılında emekli olma durumu hala konuşuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bununla bir ilgili bir açıklama yapmıştı ve 2024-2025 arasındaki işte maaş farklarını bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz, düzenleyeceğiz, düzeltme yapacağız demişti. Ama bugünlerde böyle bir yine işte bu böyle bir çalışma olmayacağı, bir şey yapılmayacağı söylentileri ortaya atıldı. Bakandan da bunun üzerine henüz bir açıklama gelmedi. Sizden şunun bilgisini alalım. Öncelikle 2024-2025 bu güncelleme katsayısı nedir? Nasıl etkileyecek? Kısa bir özetle. Sonrasında bu çalışmayla ilgili ne olabilir ya da ne olamaz? Bunu da yorumlarını rica ederim. Şimdi ben bunu Twitter'da da paylaştım bugün. Son paylaşımımdır. Çalışma Bakanı bu konuyla ilgili geçen haftada bir çalışma yapabiliriz diye, çalışma yapıyoruz diye bir açıklama yapmıştı ama görünen o ki şu anda bir çalışma falan yok. Hükümetin şu anda bir numaralı kafasındaki düşünce anayasa. Anayasayla ilgili değişikliğe gitmek istiyorlar. İşte bütçe görüşmeleri de başlayacak. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmayabilir. Ve 2024'te bakın gerçek anlamda artık emekli olmayı düşünüyorsanız, yani ben 2024'te emekli olmazsam 2025'te emekli olurum, şöyle birkaç ay daha çalışırım falan gibi düşünceli olanlar kesinlikle emekli olsunlar, onu söyleyeyim. Hmm. 2024 yılında emekliliği hak etmiş. Ya emekli olsam mı 2025'i bekleyeyim, birkaç ay daha böyle çalışayım ya da bir yıl daha çalışayım sonra emekli olurum diyenler bence 2024'te emekli olmalılar. Ancak 2024 yılında emekliliği hak ettiği halde işveren o kişileri çalıştırmıyorsa, yani emekli olursa işini kaybedecek olan kişilerin de çok dikkatli davranması gerekiyor. Hep söylüyorum, gelirine giderine bir bakması gerekiyor. Biraz önce bir kişiyle görüştüm. Emekli aylığı 78 bin lira. Hı hı. Bu kişi emekli olmazsa yaklaşık 54 bin liraya düşecek emekli aylığı. 2026 yılında biraz daha düşecek. En yüksek rakamla çalışıyor, artışlar gösteriyor ama emekli aylığı çok iyi olduğu için bundan sonraki süreçte düşmeler de devam edeceği için bir daha bu kişi durumunu telafi edemez. Hmm. Çünkü net brütle çalışıyor. Brüt aylığı da yaklaşık 105-110 bin lira falan brütü var. O da aylar itibariyle zaten düşüyor. 80 bin liralara falan düşüyor yıl sonuna doğru. Zaten emekli olduğunda aynı parayı alacak. Boşun emekli aylığını niye düşürsün? Emekli olmanın kendisi için yararlı olabileceğini mesela anlattık. Kimine diyoruz ki maaşınıza göre çalışın, emekli olmayın, şu kadar yılda amort edersiniz ya da emekli olun. Herkesin bireysel durumu kendine göre farklılık yaratır. Bu nedenle bakın şunu söylüyorum, 2024 yılında emekli olmayı düşünüyorsanız zaten müracaata bulunacaksınız. Ama ben hak ediyorum ama 2025'ten de böyle biraz çalışayım, 2025'te emekli olayım diyorsanız 2024'te emekli olun. Anladım. Yani. Çünkü emekli aylıklarında çok ciddi düşmeler olacak. Bir de şöyle bir şey var. Yani şu anda emekli olma şansı yok. Çalışıyor. İşte 5 sene, 10 sene sonra, 20 sene sonra emekli olacakları da bu yasa ilgilendiriyor. Çünkü sistemde diyelim ki 15 yıldır sistemin içinde ama şu anda emekli olamıyor. 58-60 yaşında emekli olacak. O kişi de sistemde gördüğü aylığı 2025'e girdiğinde göremeyecek. Daha düşük bir aylık görecek. Yani yaklaşık şu anda çalışan 25 milyon kişiyi bizzat ilgilendiren bir yasal düzenlemeydi. Hükümet de bu konuda yasal düzenleme yapmama konusunda direniyor. Belki de böyle istiyor. Biraz daha düşük aylıklar verelim. Zaten isteğimiz oydu. Madem aylıkları zaten düşüremiyoruz aylık bağladıktan sonra, bari bağlanmadan yasaları isnaden düşürelim de daha sonra da bu kişilerin sesi çıkmasın. Bu yasaya isnaden böyle diyelim diye de düşünüyor olabilirler. Ama bir çalışmamız var demişlerdi. İşte bu da artık böyle bir zaman var mı? Yani böyle bir çalışma yapacak zaman var mı? SSK'lılar, bağ kurulular 31 Aralık'a kadar müracaata bulunmak zorundalar. Kamu çalışanlarının da, yine 4 Aralık kamuda çalışanlarının da 14 Ocak'a kadar müracaatta bulunması lazım. Belediye çalışanlarının 14 Ocak'a kadar müracaatta bulunması lazım. 1-10-2008'den sonra devlet memuru olanları da ilgilendiriyor. Onların da 14 Ocak'a kadar müracaatta bulunmaları lazım. Bu tarihe kadar yasal bir düzenleme olmazsa artık kendi durumlarını değerlendirecekler. Artısı, eksisi nedir, ne değildir değerlendirip müracaatta bulunmaları gerekiyor. Evet. Bir de Özgür Bey, şunu da bir özetler misiniz bize? Bu güncelleme katsayısı nedir? Neden işte 2025'te emekli olacakların maaşı düşecek? Hala bunu mesela çok anlayamayan arkadaşlarımız da var açıkçası, görüyorum.
Bunu da bir özetlerseniz bize, niye 2024'te emekli olmalılar bazı kişiler? Niye %30-33 daha düşük emekli maaşı bağlanacak? Şöyle, yani 2024'te emekli olanlar için biz avantaj diyoruz ama bir ekstra bir avantaj yok. Normalde gördükleri aylığı alacaklar. 2025'te ve sonrasında kalanlarda şu anda gördükleri aylığı alacaklar. Yani o kişilerde bir düzenleme olursa, artı o kişilere devlet bir şey vermeyecek. Sadece şu anki mevcut durumdaki zararları giderilecek. Öyle bir yasal düzenleme bekleniyor. Emekli aylığı hesaplaması yapılırken geçmiş yıllarda yatırdığınız primlerle emekli olmadan sizin yatırdığınız primlerin güncelleme kat sayılarıyla emekli aylığınız hesaplanıyor. Hangi yıl içindeyseniz emeklilik için müracaatta bulunacaksınız. Bir önceki yılın güncelleme kat sayısı esas alınıyor. Bir de enflasyon faktöründen dolayı, enflasyon düşme eğiliminde olduğu için TÜİK verilerine göre 2024 yılına kadar müracaatta bulunanlar 2023'ün güncelleme kat sayısından yararlanacaklar. 2025'e bırakanlar 2024'ün güncelleme kat sayısından yararlanacaklar. 2023'e göre 2024'te enflasyon düştüğü için, enflasyona bağlı olarak güncelleme kat sayıları da düşeceği için 2025'e emekliliğini bırakanlar %30-%33 arasında zarar edecek. Yani %40-1,5'luk bir enflasyon çıkarsa Merkez Bankası'nın hedeflediği gibi %33 kayıpları olacak. Bir de bunun üzerine enflasyon farkı eklenecek ama %33 kayıp üzerine enflasyon farkı şeklinde olduğu için ciddi bir kayıp olacak. 2026'ya girerken de yine bu kayıplar devam edecek. Bu nedenle 2024'te emekli olmak şu anda avantajlı ama herkese gidin emeklilik için müracaatta bulunun diyemem. Bakın zaten ben çok detaylarını yazdım. Kendi durumunuzda fayda maliyet analizi yapın. Aylığınız kaç lira? Emekli aylığınız kaç lira olacak? 2025'e bırakırsanız kaç lira olacak? Kaç lira brütle çalışıyorsunuz? Kaç yılda amorti edebilirsiniz? Maaşınız kaç lira? Ne kadar gelir kaybına da uğrayacaksınız? Bunların hepsini çok iyi bilmeniz ve buna göre de plan program yapmanız lazım. İsteyenler benimle iletişime geçebilirler. Orada yazdım. Reklam olarak da değerlendirebilir bazı kişiler. Ama isteyenler bizi de aramayabilir. Başka kişileri arayın, bilen kişileri arayın, uzmanlarını arayın ama öğrenin. Bu bizim açımızdan, tabii yaptığımız işle alakalı. Biz diyoruz ki gelin, isterseniz bize sormak isterseniz bize sorun ama isterseniz gidin bu işi bilen başka kişiye de sorun ama muhakkak bir bilene sorun, öyle karar verin, beraber ortak karar vererek emekli olun ya da olmayın. Evet, son derece önemli bir konu. Biz de bunun üzerinde aylardır duruyoruz. Durumumuzu değerlendirin arkadaşlar. Bu yıl 2024'te mi? Şimdi şunu da bir son kez sorayım Özgür Bey bu konuyla ilgili. Mesela diyelim ki emekliliğine 2-3 sene var, 4 sene var birisi çalışıyor. Bu her sene 2025, 2026, 2027 düşerek mi devam ediyor emekli maaşları? Şöyle... Mesela enflasyon düşükse, mesela şöyle bir şey olsaydı, 2023 yılında enflasyon düşük olsaydı, bu yıl yükselmiş olsaydı durum farklı olurdu. Enflasyon yükseliyorsa, bir sonraki yıl daha yüksek bir enflasyonsa, daha sonraki yılda emeklilik için müracaata bulunmak avantajlı. Enflasyon düşüyorsa, yüksek olan dönemde müracaata bulunmak avantajlı. Anladım. Bu kadar çok yükselmişken enflasyon, gerçi hiç o kadar olduğu gibi yüksek gösterilmedi ama demek ki biraz böyle yükseldiği dönemlerde emekli olanlar biraz daha şanslıydı herhalde. Onu anladım.